Crystal Bridge Amerikan Sanat Müzesi'ndeyiz ve Kerry M. Weems'in fotoğraf baskısına bakıyoruz. Fotoğraf isimsiz olarak biliniyor fakat parantez içinde kuş besleyen kadın ibaresi var. Bu baskı Kerry M. Weems'in 1989'da başladığı ve 1990'da bitirdiği ikonik mutfak masası serisinin bir parçası. Bir kadını bir mutfak masası etrafında görüntülüyor. Mutfak bir evin ağırlık merkezidir. Yiyecek ve besin oradan gelir. Oturacak yer vardır. Önemli konuların konuşulduğu, önemli konuşmaların gerçekleştiği yerdir. Bu bakımdan mutfak masası hayattaki en samimi tecrübelerin, hassas noktaların, zaferlerin ve kayıpların bir metaforu gibidir. Burada bireysel tecrübeler de yaşanabilir. Kısacası bir mutfak masası etrafında her türlü duygu yaşanabilir. Burada tek bir baskı görüyoruz. Fakat bu serinin bir parçası. Sanatçı bu fotoğrafların tek başlarına durabileceği konusunda netti. Fakat bunları birlikte de değerlendirmek mümkün. Ayrıca fotoğraflar tamamlandıktan sonra yayınlanan metinlerle birlikte de görülebilirler. Mutfak Masası serisinin tamamı 20 baskıdan ve 14 metin panelinden oluşur. Weems bu seriyi üretirken üzerinde her gün çalıştığını söylüyor sahnelediği, poz verdirttiği insanlar aslında kendi mahallesinden insanlar, yani arkadaşları. Hatta yolda tanıştığı insanlara bile bazen poz verdirtmiş. Bunlar enstantane fotoğraflar değiller, inşa edilmiş görüntüler. Kerry M. Weems fotoğraflarıyla bir hikaye anlatır. Ayrıca folklor ve fotoğrafçılık geçmişi olduğu için bu ikisini her zaman birleştirmeyi tercih eder. Bunlar üzerinde düşünülmüş, planlanmış sahneler. Kimisinde gerginlik var. Bir anne ve çocuğu veya iki sevgili arasındaki sorunları görüyoruz. Fakat burada tek başınalığı gözlemliyoruz. Yalnız bir kadın görüyoruz. Bu baskıda kadın kafesin içindeki bir kuşu besliyor. Bu sahneler masanın uzak olan tarafından fotoğraflanmış. Masa üzerindeki dikey çizgiler gözlerimizi sahneye yönlendirirken aynı zamanda masa bizi sahneden ayırıyor. Masada oturuyor gibi değiliz. Bakış noktamız biraz fazla yüksek. Hep bir izleyiciyiz, katılımcı değiliz. Biz gözlemciyiz fakat bu bizim kendi yaşadığımız bir tecrübe değil. Dikdörtgen biçimli kapı ile kuş kafesinin asılı durduğu çemberin arasındaki alanı kaplayan bir kadın görüyoruz. Sanatçının bu figür için oluşturduğu bir geometrik çerçeve var. Bu çerçeve avizenin tavandan asılışıyla tamamlanıyor. Adeta bir sahne ışığı gibi bakışlarınızı kadının bedenine ve sandalyeye değen, sigara tutan eline yönlendiriyor. Kadın diğer bir eliyle de kuşu besliyor. Işığın geçişi çok güzel, yumuşak ve samimi. Weems kasti olarak bazı bölgeleri daha karanlık ve daha az keskin bırakmış. Bu çok ilginç çünkü ışık dikkatimizi masanın üzerindeki boşluğa odaklıyor. Ve orada hiçbir şey yok. Neyin gerçekleştiğini görmek için aydınlık alanın ötesine, arkadaki daha donuk ışığa bakmamız gerekiyor. Hatta figürün yüzünü bile biraz karartmış. Yüz hem arka duvardaki karanlık resmin önünde yani daha karanlık olan bölgede hem de bize dönük değil. Kadın kuş ile etkileşim kuruyor. İlk bağlantının gerçekleştiği yer de burası. Kafesteki kuş tarihsel olarak çok güçlü bir semboldür. Kapana kısılmayı ve bir şeyin güzelliği için, şarkısı için içeride tutulması fikrini temsil eder. Sanatta ve tarihte kadının rolü üzerine düşünüldüğünde kafesteki kuş figürü kadını temsil eder diyebiliriz. Sanat tarihinin çoğu döneminde dikkatimiz meşhur veya siyasi olarak güçlü şahsiyetlerin portresi üzerindeydi. Yani konu hep kahramanlıktı. Fakat burada bunun tersi var. En samimi ve özel olan alanın kutsanışını görüyoruz. Bu ev içi ortamda kadının gücünü hissediyoruz. Bu seriyle sanatçı kadınları ev içinde düşünüş şeklimizi irdeliyor. Yani ev içi alanda bile kadınlar bazen gözden uzaktalar. Tabii ki onları mutfakta görüyoruz. Yani orada olduklarını biliyoruz ve vakitlerinin çoğunu orada geçiriyorlar. Fakat bu seride, özellikle de bu baskıda, Weems bizden daha derine bakmamızı ve bu alanın önemi üzerine düşünmemizi istiyor. Mesela bu alanın çok boyutluluğu, burada gerçekleşen duyguların ve olayların sıra dışı çeşitliliği ve bunların bir kadının hayatını meşgul etmesi. Mutfak merkezdir. Yani yalnızca tencerenin kaynadığı yer değil, evdeki olayların tümünün ceryan ettiği bir mekandır.